videomuzda yapmış olduğumuz 6. sınıf tarama videolarının çözümlerini bakacağız. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda kas çeşitlerinden biri ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu kas çeşidi ile ilgili verilen özelliklere vücut organ ve kısımlarından hangisi ya da hangileri sahiptir? Şimdi bakıyorum. İstek dışı çalışan kaslardır. Yavaş ve düzenli çalışır. Çabuk yorulmazlar. Bu benim hangi kasım? Düz kasım. Düz kas iç organlarda bulunuyordu. Yani midede bulunur. Kalpte kalp kası vardır. Düz kas değildir. Karaciğerde bulunur. Kol ve bacaklarda çizgili kasta bulunur. O yüzden cevabım 1 ve 3 Ceyhan olacak. İkinci soruya baktığımda, iskeletin görevleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İç organları korur, doğru. Kan hücreleri üretir, doğru. Vücuda şekil verir, doğru. Boşaltıma yardımcı olur. İskeletin böyle bir görevi yok. O yüzden cevabım D olacak. Üçüncü soruya geldiğimde, destek ve hareket sistemi ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi birinciye bakıyorum. Kalbin yapısı çizgili kasa, çalışması düz kasa benzer. Doğru. İskeleti saran kaslar çizgili kaslardır. Doğru. Uyluk kemiği yassı kemiktir. Yanlış. Uyluk kemiği uzun kemiktir. O yüzden cevabım 1 ve 2 Bursa. Dördüncü soruya geldiğimde, aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi sindirime uğramaz? Şimdi protein, yağ, karbonhidrat zaten benim besinlerim ve bunlar sindirime uğruyordu. Mesela karbonhidratların sindirimi ağızda başlıyordu ya da yağların sindirimi ince bağırsakta, proteinlerin sindirimi midede başlıyordu. Ama vitaminler sindirilmeden doğrudan kana geçerler. Beşinci soruya geldiğimde, vücuttan atık maddelerin uzaklaştırılmasında bazı organlar boşaltım organlarına yardımcı olur. Aşağıda verilenlerden hangisi bu özelliğe sahip organlardan biri değildir? Şimdi deri boşaltımı sağlar terlemeyle. Akciğerler solunum yaparak boşaltımı sağlar. Kalın bağırsak da zaten sindirim atıklarına depoluyordu. Bu da boşaltıma yardımcı bir organdır. Ama mide sindirimde yardımcıdır. Boşaltımda yardımcı değildir. O yüzden cevabım B olacak. 6. soruma geldiğinde ise, sindirim sistemi ile ilgili şu sorular verilmiştir. Verilen soruların cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Besinlerin kana emiliminin gerçekleştiği kısım ince bağırsaktır. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organ yine ince bağırsak. Yani cevabım C olacak. 7. soruya geldiğimde, aşağıda gezegenlerle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Özellikleri verilen gezegenler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Şimdi gezegenlerimi güneşe yakından uzağa doğru bir sıralarsam, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olacak. Şu ilk dördü iç gezegen, son dördü de dış gezegendi. Şimdi soruya döndüğümde, Güneş sisteminin en uzak gezegenidir. Bakıyorum en son yazdığım gezegen hangisi? Neptün. Yani bir Neptün olacak. İkiye baktığımda Güneş'e yakınlık bakımından 5. sıradadır. 5. sırada olan hangisi? Baktığımda Jüpiter 5. sıradadır. Yani ikinci sorunun cevabı Jüpiter olacak. 3'te ise iç gezegenlerin Güneş'e en uzak olanıdır. Şimdi iç gezegenlerim hangisiydi? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Peki Güneş'e en uzak olan burada hangisi oluyor? Mars. 3'ün cevabı da Mars olacak. Yani burada cevabım Neptün, Jüpiter, Mars ve şıkkı. 8. soruya bakalım. Öğrencilerden kaç tanesinin yapmış olduğu yorum doğrudur? Güneş tutulması bir yıl içinde birden fazla gerçekleşebilir demiş. Hayır, yanlış. Yani bir yıl içerisinde birden fazla gerçekleşmiyor. Daha uzun sürelerde gerçekleşiyor güneş tutulması.
Tuğba'ya baktığında güneş tutulması olayının gerçekleşmesi için ay dolunay evresinde olmalıdır. Bu ifade de yanlış. Güneş tutulmasında ay yeni ay evresindedir. Dolunay evresinde değildir. Kerem'e geldiğinde ise güneş tutulması oluşturacağı görsellik bakımından farklı türde gerçekleşebilir. Doğru bir ifadedir. Mert'te ise tutulma olayı her zaman Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilecek şekilde gerçekleşir. Bu da doğru. Yani sadece iki kişi doğru cevap vermiş. Cevabı B olacak. 9. soruya geldiğimde ise bir öğrenci aşağıdaki gibi gezegen tanıtım kartları hazırlıyor. Buna göre öğrenci hangi seçenekle verilen gezegen için tanıtım kartı hazırlamamıştır? Şimdi birinci karta bakalım. Güneş'e en uzak gezegendir. Büyüklük açısından 4. sıradadır. Çok uzakta bulunduğu için dünyadan çıplak gözle görülemez. Uranüs'ün ikizi olarak bilinir. Bugüne kadar 13 tane uydusu gözlemlenebilmiştir. Teleskopla bakıldığında küçük, yeşilimsi ve yuvarlak bir cisim olarak görülür. Bu gezegenin Neptün gezegenidir. İkinci kartıma baktığımda Güneş'e yakınlık bakımından 4. sırada, büyüklük bakımından 7. sırada yer alır. Yüzey kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle kızıl gezegen olarak bilinir. 2 tane doğal uydusu vardır. Gezegenin çevresinde dünya atmosferine benzeyen, ancak daha seyrek olan bir atmosfer bulunur. Şimdi kızıl gezegen olarak adlandırdığım gezegen Mars'tır. Üçüncü karta baktığımda ise büyüklük bakımından 6. sırada yer alır. Gece ilk parlar, sabah son dener. Yıldız gibi algılandığından halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Çoban yıldızı Venüs. Şimdi hangisini vermedi şıklarda? Neptün'ü verdi. Mars'ı verdi. Venüs'ü verdi. Jüpiter kartını vermedi. Cevabım B olacak. 10. soruya geldiğimde safra kesesi karaciğere yapışmış armut biçiminde safra sıvısını salgılayan organdır. Safra sıvısını depolamak, kullanılacak hale getirmek ve besinlerin kana geçtiği yere safra sıvısını ulaştırmak bu kesenin görevlerindendir. Böylece yediğimiz besinlerin sindirilmesinde yardımcı olur. Verilen bilgiler ile ilgili hangileri yapılamaz? Şimdi yukarıda safra ile ilgili bir bilgi verdi. Aşağı geldiğinde şıklara bakalım. Birinci öncülde safra sıvısını üreterek ince bağırsağa gönderir. Doğru. Safra salgısıyla yağların kimyasal sindiriminde görev alır. Yağların kimyasal sindirimde görev almaz, yağların fiziksel sindiriminde görev alır. Sindirilmemiş besinlerin emilerek kana geçişini sağlar. Sindirilmemiş besinler değil, sindirilmiş besinlerin kana geçmesini sağlıyor. O yüzden cevabı 2 ve 3. Yanlış olanı sordu çünkü. 11. soruya geldiğimizde Güneş sisteminde 8 gezegen bulunur. Bu gezegenler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa sıranın başında ve sonunda hangi gezegenler yer alır? Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralarsam en büyük gezegenim neydi? Jüpiter'di. Daha sonra Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Mars, şu Dünya'dan sonra Venüs, sonra Mars ve en son Merkür. Burada sıralanırsa sıranın başında ve sonunda diyor. Yani en büyük Jüpiter, en küçük Merkür. Cevabım C olacak. 12. soruya baktığımda Venüs gezegeni verilen özelliklerden hangisine sahiptir? Şimdi Venüs gezegeni bir iç gezegendir. Venüs'ün uydusu yoktur. Uydusu olmayan iki gezegenden biridir. Biri Merkür, diğeri Venüs'tür. Halkası yoktur ve iç gezegen olduğu için aynı zamanda karasal bir gezegendir. Yani cevabım C olacak. 13. soruya geldiğimde halk arasında çoban yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir? Merkür, Venüs, Mars, Satürn. Şimdi burada çoban yıldızı diyor. Ben çoban yıldızına hangi gezegene isim verdim? Venüs gezegenine. Yani cevabım B olacak.
14. soruya geldiğimde, özellikle Mars ile Jüpiter arasında kalan bölgede bulunan, Güneş çevresinde dolanan, aşınmış kaya ve metal parçalarına ne ad verilir? Mars ile Jüpiter arasında dolanan kaya parçasına ben asteroid diyorum. Yani cevabım C. 15. soruya geldiğimde, büyüklük olarak neredeyse Dünya ile eşdeğer bir büyüklüğe sahip olan ve Dünya'nın ikizi olarak bilinen gezegen hangisidir? Dünya'nın ikizi olarak bilinen gezegen tabii ki Venüs'tür. Yani cevabım C. 16. soruma geldiğimde, Arda Fen Bilimleri dersinde gezegenlerin yapıları bakımından karasal ve gazsal gezegenler olarak iki gruba ayırdığını öğrenmiştir. Öğrendiklerini yazıya döken Arda, gazsal gezegenleri nasıl yazarsa doğru yapmış olur. Şimdi gezegenlerimi bir sıralarsam, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Daha sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Şimdi ilk dördü iç gezegen, aynı zamanda buna karasal gezegen diyorum. Son dördü de dış gezegen, yani gazsal gezegen. Bana gazsal gezegen, dış gezegenleri soruyor. Hangisi? Jüpiter, Uranüs, Satürn, Neptün'dür. Yani cevabım B olacak. 17. soruya geldiğimde, yukarıda verilen kemiklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Pazu kemiği uzun kemiktir. Uyluk kemiği uzun kemiktir. Kürek kemiği yassı kemiktir. Baldır kemiği ise uzun kemiktir. O yüzden cevabım C. 18. soruya geldiğimde, verilen ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanlara Y yazılırsa nasıl bir sıralama yapılır? 1. Pankreas safra adı verilen sıvıyı üretir. Yanlış. Safrayı karaciğer üretiyordu. Pankreasta pankreas öz suyu vardı. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar. Doğru. Yemek borusu besinleri bulamaç haline getirir. Yanlış. Besinleri bulamaç haline getiren midedir. O yüzden cevabın A olacak. 19. soruya geldiğimde, kan damarlar içinde sürekli hareket halinde olan, hayata önem taşıyan bir sıvıdır. Kanın yapısı iki farklı bölümden oluşmaktadır. Bunlar büyük kısmı sudan meydana gelmiş olan plazma ve kan hücreleridir. Kan hücreleri kemiğin hangi kısmında üretir? Kemiğin kırmızı kemik iliği kısmında iletiyordu. Yani cevabım B olacak. Son sorum 20. soruya geldiğimde, kasılıp gevşeme hareketi ile besinleri bulamaç haline getiren yapı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu 18. soruda da cevaplamıştık. Besinleri bulamaç haline getiren midedir. Cevabım D olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.